Gazeteci Murat Arel. Bizlerle birlikte konuşmaya başlayalım. Murat Arel merhabalar, hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar Can. Çok teşekkürler. Saatler sonra, daha bunu dile getirmenden saatler sonra yaşanan bir saldırı. Nasıl değerlendirmek, nereye dikkat çekmek, nasıl yorumlamak gerekiyor? Evet, zaten dün bu iddiayı dile getirdikten sonra kaynaklarla tekrar görüştüm. Çünkü böyle bir saldırı olduktan sonra şaşırdım ben de. Hani bu kadar çabuk bu iddianın gerçekleşeceği ya da bu iddianın dolu olduğunu düşünmemiştim işin açıkçası. Tekrar aradım. Bunu bildiklerini, hatta bu organizasyonu kimin yaptığını, organizasyonun başında kimin olduğunu bildiklerini ama şu anda isimlerini açıklamayacaklarını, kendileri hakkında suikast girişimi için 25 milyon dolar bir ödül konduğunu ve bununla ilgili uluslararası birçok organizasyonla, çeteyle ya da mafyayla anlaşıldığını bildiklerini ve bu isimleri de bildiklerini söylediler. Bununla ilgili de dün iddiaya şöyle ulaştıkça, Sedat Peker'in bir zaman sosyal medyada aktif olmadığını, herhangi bir paylaşım ya da sosyal medyada bir beğeni yapmadığını, bunun gerekçesinin ne olduğunu merak ettik ve bununla ilgili Sedat Peker'in yakınındaki bir kişiye ulaştım ve sordum. Tabii ki kendisinin orada bulunduğu yerde internetinin yasaklatılabileceğini, aynı zamanda eğer bir daha bir beğeni, paylaşım ya da bir sosyal medyada bir etkileşimde bulunduğu zaman jammerlar vasıtasıyla bulunduğu yerde internetin kesileceğini bildirdiler. Hatta bunu yapmamalarının sebebi de şu anda çocukların okuduğu için internete erişimini engellememek için yapmadıklarını ama herhangi bir şekilde bir daha sosyal medyada dolaştığı ya da bir paylaşımda bulunduğu ya da beğeni yaptığı durumundaysa internetin tüm bağlantısının kesileceğini bildirmişlerdi. Peki bu süre içerisindeki size ulaşan veya sizinle irtibata geçen kişi var mı diye sorduğumdaysa daha ileri bir bilgi verelim. Bizim hakkımızda açık davet yapılmış dendi. Nedir bu açık davet diye sorduğumda tüm uluslararası organizasyonlarda mafya, çete, suikast timleri bunun gibi yapılara bir açık davette bulunulduğunu, bir ödül konulduğunu, Sedat Peker'in öldürülmesi karşılığında bu ödülün onlara verileceği organizasyonu yapılmış. Bu iddiada bulundular. Bu iddiayı dün Halk TV'de yine Kayda Geçsin programında ilk defa dile getirmiştik. Bugün de saldırı gerçekleşti. Bunun üzerine tekrar aradığımda ise bu saldırıyla ilgili organizasyonun başında kimin olduğunu biliyoruz. Bizim hakkımızda 25 milyon dolar gibi bir ödül açıklanmış. Ve tüm uluslararası organizasyonlar da şu anda bunu gerçekleştirmek üzere çalışıyorlar ve bundan da bilgimiz var diye açıklama yaptılar. Bu çok önemli. Yeni bir bilgi, 25 milyon dolar ödül konuldu ve bu organizasyonun, bu saldırının, bu düzenlemelerin başında kim olduğunu biliyoruz dedi Peker tarafı. Bu çok önemli bir iddia. Murat Arel'den geldi, Halk TV programcısı. Bundan sonraki süreçte paylaşımlar beklenmeli mi Murat Arel peki? Uzun süredir devam eden sessizlik bu saldırıyla birlikte değişir mi? Sedat Peker cephesi şöyle diyor Can. Bu tür ben söz verdim diyor. Biz akit yaptık diyor vatandaşla. Bu tür saldırılar, bu girişimlerde asla bir adım atmayacağım. Gerekli bunun için alıyorum dedi ve bunu ben tekrar paylaşacağım veyahut sürdüğü bu paylaşımlara devam edeceği diye yorumladım. Ben öleceğim günü biliyorum diye bir açıklama yaptı Sedat Peker'in yakınları. Sedat Bey öleceği günü biliyor. Bunu rüyasında görmüş gibi bir açıklama yaptı. Bununla ilgili de başka bir açıklamanız var mı diye sorduğumdaysa süreci hep birlikte takip ediyoruz ama biz her şeyin bilgimiz var her şeyden ve her şeyin de farkındayız diye açıklama yaptılar. Murat Arel çok teşekkürler. Tüm perde arkasını hem dün hem bugün saldırının sonrasında senden aldık. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığın için. Efendim Halk TV programcısı, değerli gazeteci, yazar Murat Arel. Dünkü o suikast iddiası ilk kez Kayda Geçsin'de, Şule Aydın'da Kayda Geçsin'de kayda geçmişti. Programın adında olduğu gibi şimdi ise çok önemli bir bilgiyi paylaştı Murat Arel. Peker tarafı bu organizasyonun başında kimin olduğunu biliyoruz diyor. Ayrıca Sedat Peker'in yakınları Sedat Peker öleceği günü de biliyor yorumunu kullanıyor. Dolayısıyla bir anda gerçekleşen bu saldırı susturma girişimleri olarak da değerlendiriliyor. Ama ve lakin şunu da söylemek lazım. Başımıza konulmuş 25 milyon dolarlık ödülü de biliyoruz diyorlar. Şimdi bunlar çarpıcı bilgiler.
kulislerden Peker yakınlarından gelenler. Şimdi başkente döneceğiz. Neden? Haber masasının bir sonraki manşetine geçiyoruz efendim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener. Gözler başkent zirvesinde. Elbette Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir kalkınma etkinliği bu. Bu kalkınma etkinliğinde ev sahibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuşması dahil. Canlı ekranlara getireceğiz ama iki liderin orada buluşması, son dönemde siyaseten nabzın yükselmesi dikkatle incelenecek. Arkadaşımız da haber takibini yapıyor. Başkente Ali Yağız Baltacı'ya sözü bırakalım. Ankara'da Bilkent Otel'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsal Kalkınmada Başkent Modeli isimli etkinliğindeyiz. Ve burada yaklaşık 15-20 dakika sonra hem İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelerek etkinliğe katılmaları bekleniyor. Tabii etkinlikten birazcık bahsetmekte fayda var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 31 Mart 2019 seçimleri öncesinde en çılgın projelerinin başkentli üreticileri zengin etmek olduğunu ifade etmişti. Ve bu doğrultuda üreticiler kapsamında son 3 yılda atılan adımlar, yapılan yardımlar, yapılan hizmetlere ilişkin bir tanıtım etkinliği bu. Ve bu doğrultuda Ankara'nın tüm ilçelerinden çiftçiler ve yerel yöneticiler, muhtarlar bugünkü etkinliğe davet edildiler ve ciddi bir katılım olduğunu, yoğunluk olduğunda ifade etmek mümkün. Diğer taraftan tabii bu etkinliğin başka anlamları da var. Sizin de ifade ettiğiniz üzere özellikle HDP'ye bakanlık verilmesi tartışmaları gündemi ciddi şekilde meşgul etmişti. Ve bu sürecin ardından altı masada çatlak mı var söylentileri konuşulmuştu. Gündemde buna ilişkin yorumlar yapılmıştı. İşte bu sürecin ardından İlk bir araya gelmeleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla İYİ Parti lideri Meral Akşener'in. Bir başka anlamı ise yine bilindiği üzere 31 Mart 2019 seçimlerinde İYİ Parti ve CHP ittifakının, Millet İttifakı'nın en önemli başarılarından, kazanımlarından birisiydi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kazanılması ve tabii Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu etkinliğinde de bu tartışmaların ardından iki liderin bir araya gelmesi bir ifadeyle karakter gösterisi, bir ifadeyle bu ittifakın başarısının bir yansıması, göstergesi olarak da değerlendirmek mümkün. Etkinlikte ifade ettiğimiz üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir açılış konuşması olacak ve bu konuşmada yapılan hizmetler, üreticiye yapılan yardımlar anlatılacak ve her iki liderin de bu görüşmeyi, bu etkinliği birlikte takip etmesini bizler de buradan takip ediyor olacağız ve gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü şimdilik size bırakalım. Çok teşekkürler Ali Yağız Baltacı. Kolaylıklar. Saat 13.30'da Ali Yağız Baltacı'nın izlemekte olduğu etkinliğe döneceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sonrasında CHP lideri, sonrasında İYİ Parti liderinin kürsü konuşmalarında neler söyleyeceğini dikkatle takip edip canlı yayınlarımıza yansıtacağız. Yine yerinden haberciliğe devam. Bu kez konumuz sosyal konut. Şimdi sosyal konut dün önceki günlerde kulislerde konuşuldu. Dünkü ilanla birlikte başvurular bugün devam etti. Başlarken haber masasına da manşetimizde de verdik. Şimdi 200 bin üzerine çıkan bir sosyal konut var. Sosyal konut meselesi var. Şimdi sosyal konutta peşinat ayrıntısı. Haber masasının manşeti buydu. Sosyal konutta peşinat ayrıntısına dikkat çektik. Çünkü başvurular başladı. Evet, kimilerine göre aylık ödemeler daha düzenli yapılabilecek cinsten. Bir yönüyle bu konuşuluyor. Ancak iki soru var vatandaşın kafasında. 200 bini aşkın başvuru yapılırken teslimat ne zaman olacak? Peşinat 60 binle 80 bin deniyor. Şimdi Kardelen Kocatürk'ten ayrıntıları alacağız. Bir de efendim aktarmak lazım ki başvurular E-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Ardından banka hesabına başvuru ücreti yatırılacak. Şimdi başvuru şartları neler? TC vatandaşı olmak, projeyi sınırları içinde bir yıldan az olmamak koşuluyla ikame etmek, aylık hane geliri en fazla 16 bin, İstanbul için ise 18 bin lira en fazla olmalı. Bir hane halkı adına sadece bir başvuru yapılabilecek ve 31 Ekim'e kadar devam edecek. Satarız diye düşünenler vardır. Şartlardan biri borç bitene kadar ev bir başkasına satılamıyor efendim. Peşinat ayrıntısında şimdi Kardelen Kocatürk'ten öğrenelim çünkü sadece aylık taksit değil.
Eğer burada kuradan çıkarsanız bir de peşinatla karşı karşıya kalacaksınız. Hem de mevcut emlak sektöründe durum ne? Yine yerinden habercilik yapalım. Sözü Kardelen Koca Türk'e bırakalım.